Herkese merhabalar sevgili dostlar. Şu engelleme olayı herhalde çağımızın en büyük ilişki sorunu. İletişimden kaçmak için kullanılıyor, hırs almak için kullanılıyor, sinir etmek için kullanılıyor, ilgi çekmek için kullanılıyor. Bir sürü kullanım alanı var engellemenin. Yorumlarda görüyorum, sorularda görüyorum, danışmanlıklarımda görüyorum. En fazla tıkanılan konu bu oluyor. Hata yapılmasına, cepte gözükmeye ve hatta karizmanın çizilmesine kadar giden süreçler doğuruyor. Ben de bugün bunun önüne geçmek için olası bir engellemede ne yapılması gerekir, nasıl tepki vermelidir onlardan bahsetmek isterim. Bugün anlatacaklarım genelde yeni başa gelen ya da gelecek olan engeller için çok işinize yarayacak. Ve eğer çok da tepki vermediyseniz yine kullanabileceğiniz yöntemler içerecek. Hadi başlayalım bakalım. Seni engelleyene ne tepki vermelisin? O engeli nasıl açtırırsın? İlk maddemiz çok basit dostlar. Dur. Ne yapıyorsan dur. Gördün engellemiş ya da görüyorsun göz göre göre gidiyor fotoğraf. Ya da aradın aramalarda engellisin. Ne yapıyorsan duracaksın. Mesaj mı atıyorsun? Fake'ten profil mi oluşturuyorsun? Komşuya çıkıp fazla telefonunuz varsa beni engelleyen sevgilime bir saydıracağım mı diyorsun? Ne yapıyorsanız ya da ne yapmayı düşünüyorsanız durun dostlar. Çünkü ne oluyorsa işte tam o anda oluyor. Sinirleniyor kişi ağzına geleni söylüyor. Üzülüyor, duygusallaşıyor, gözyaşları döküp de gösteriyor kendini. Panik yapıyor, yalvarıyor, yakarıyor, duruşunu bozuyor, karizmayı dağıtıyor. Bunun gibi bir sürü tepki veriliyor yani. Bakın ben engelleme sonrasında şöyle bir şeye rastlamadım. Canım engellemişsin hiç yakıştı mı bizim gibi medeni insanlara? Biraz empati yapsan bana da hak verecektin. Ah canım çok haklısın hemen kaldırıyorum engeli ne olur özrümü kabul et. Böyle medenice iletişime geçene rastlamadım ben. Ya da bu medeniyette bir karşılık alana. Zaten engelleme olayı çok da medenice bir davranış olmuyor bazı durumlarda. Rahatsızlık söz konusuysa ayrı tabi. Bunu katmıyoruz zaten. O anda iki tarafta belli ki bir gerginlik içinde. Hiç çabalamayın ve ne yapıyorsanız durun dostlar. İnanın durmak harici her yapacağınız size zarar verecektir. Bonus maddemiz. Şimdi dur dedik ama bazen şu yapılıyor. Dur ben de onu engelleyeyim, ben de onu sileyim, altta kalmayayım, nasıl oluyormuş bir göstereyim. Ondan sonra dururum. Bu düşünceye erişiliyor, bu da hiç çözülmeyecek hale götürüyor ilişkiyi. Boyu devrilsin onun, boğazı düğüm düğüm olsun artık umurumda değil defolup gitsin. Tamam ama o düşünce engel anı için geçerli. Sonra yumuşama oluyor. İnanın çok gördüm bunu. Engellediğine pişman olunuyor ama sonuç itibariyle mide bulandırılmış oluyor. O yüzden durun ama hiçbir şey yapmadan durun. Hele ki karşılık verme, engelleme, silme, profilleri kapama olayına hiç girmeyin. Bu sizi olduğunuz konumdan daha geriye götürecektir. 2. Sakinleş, bir şeylerle ilgilen ilgini dağıt. Sakinleşmek en önemli maddemiz aslında dostlar. Şimdi eminim herkes oturacak sakince bekleyecek. Değil tabii ki. Ben de biliyorum yani. O yüzden bu maddeyi söylüyorum. Sakinleşmek için bir şeyler yapın. Durduk zaten. O an alınacak sonucun bize bir faydası olmayacağını anladık. Ya da öğrendik an itibariyle. Sonra şöyle bir sakinleşme cümlesi söyleyelim kendi kendimize. Ortam sakinleşince, sular durulunca daha sağlıklı bir adım atarım. Bu cümle çok rahatlatır. Sonrasında bir adım atılacağını bilmek iyi gelir insana. Hem sakinleşmek şöyle bir sonuç da getirir. Engelleyen kişi de sakinleşecek bu esnada. Belki de o engel açılacak kendi kendine. Sen hiçbir şey yapmadan. O engel açıldığında iki tarafta sakinleşmiş olacak ve başarılı bir iletişim kurulacak. Yani sözün özü dostlar, sakinleşmek çok önemli. Bir kahve mi içiyorsunuz? Sevdiğiniz bir programı açıp hızlıca onu mu izliyorsunuz? siz bilirsiniz. Ama sakinleşmeden göstereceğiniz her tepki size ve duruşunuza zarar verir. 3 sebebini düşün. Sakinleştikten sonra engel sebebini düşünmenizi öneriyorum ama hızlıca değil. He, tamam. O son eklediğim tipten rahatsız oldu o yüzden engelledi. Ya telefona geç cevap verdim ondan engelledi. Çok ısrarcı oldum ondan engelledi. Hayır öyle hızlıca değil. Sakin sakin. Mümkünse engellendiğin günün ertesi günü. Sebebini düşünmek size şöyle bir fayda sağlar. Belki de hatalı değilsiniz. Belki de üste çıkmak için böyle bir şey yapıyor. Ya da ciddi hatalısınız. Ama bunlar tek sorundan ibaret değil. Karşınızdaki kişinin dolmuşluğundan kaynaklı. İyice bir analiz etmek gerekiyor bu durumu. Ya evet kız da haklı. Son bir aydır her görüşelim dediğinde işim var dedim. Bu son olay tuzu biberi oldu. Yani şimdi adamın penceresinden bakıyorum. Kaç saat olmuş benden haber almıyor. Merak etti, gerildi, sinirleri boşaldı. Şimdi bunun gibi engelleme sebebi de olmaz ama bazen çok çocukça sebeplerden dolayı engelleme tuşuna basılabiliyor. Sakince sebebini düşünmek ve bulmak sonrası için hayat kurtarır dostlar. Yani ilişkiyi kurtarır. Sebebi ya da sebeplerini bulun ve bir yere not alın. Sonrası için... Sakin bir mesaj atın. Şimdi Gürkan her yerden engelleyiz sen de bize mesaj at diyorsun. Eee ilk engellediğinizde komşuya kadar gidip telefon arıyordunuz. Bundan sonrası için de biraz yaratıcılık lütfen. Neyse öncelikle biraz zaman geçmesini bekliyoruz. Bu zaman dilimi yaşanan olaya yani sebebe göre değişebilir. Eğer küçük bir sebepse 2-3 gün olarak düşünebilirsiniz. Ama ortada ciddi bir sorun varsa... Ayrılıktan bahsediyorsak süre kesinlikle biraz daha uzun olmalıdır. Çok uzun olmayan, en fazla 3 cümleden oluşan bir mesaj atılabilir. Ayrılıktan bahsediyorsak süre kesinlikle bu kadar kısa olmamalıdır. Çok uzun olmayan, en fazla 3 cümleden oluşan bir mesaj atılmalıdır. Şimdi mesajın içeriğini kelime kelime söylemek istemiyorum. Çünkü benim kullandığım cümlelerin aynısı kullanılıyor. Sonra iki tarafta izlemiş oluyor, güzel tepki alınamıyor. Ben size kalıbı söyleyeceğim taslığını geliştirmek size kalmış. Öncelik selam vermek. Umarım biraz olsun sakinleşmişsindir. Anlamını taşıyacak bir giriş cümlesi olmalı. Sonra diğer cümle. Sebebine atıfta bulunmak. O kadar sebebini düşündük, notlar aldık değil mi? Birkaç gündür çok gergin olduğunu göz ardı etmiştim gibi. Son zamanlarda kıskançlığımdan bunalmış olduğunu fark edemedim gibi. O an sinirle söylediğim sözün ciddiyetini sonradan fark ettim gibi. Bu cümle eğer hatalıysanız hatanızı anladığınızı fark ettiğinizi gösterecektir. Çünkü genelde o hatayı fark ettirmek adına başvurulur o bu engel olayına. Üçüncü cümle eğer mümkünse yüz yüze gelmeye yönelik bir adım olmalı. Çünkü dostlar genelde sorunlar yazışarak telefonlaşarak çözüme ulaşmaz. Ulaşır da oranı çok azdır. Yüz yüze kurulan iletişimler her zaman daha başarılıdır. O yüzden biraz sempatiklik katacak bir adımla devam edilmelidir. Müsaitsen hafta sonu sana sevdiğim kivi çayından ısmarlayayım. Sen de istersen akşama bizim mekanda iki tane tek atalım. Bu üç cümlelik kalıp haricinde başka bir iletişim önermiyorum. Mesela bakın şunlar çok büyük hatadır. Yok efendim sen beni gaza getirdin. Sende de suç var. Aman efendim bu kadar küçük şeyi abartmıyor musun? Bakın bunlar engelleyen kişiyi daha sinir edecek cümle girişleridir. Eğer karşılıklı bir hata varsa o konu yüz yüze çözülmelidir. Telefonla suç atarak bu iş çözülmez, o engel açılmaz. Bir de o davet kesinlikle eve çağırma yönünde olmamalıdır. Hadi bırak inadı da gece gel bana takılırız. Bir yere varılmaz o buluşmalarda. Kadın içinde, erkek içinde. Şimdi son maddemiz. 5- Israrcı olma, hırs yapma. Bu bahsettiğim şekilde bir adım attınız ve olumsuz tepki aldınız. Olabilir. Sakinliği devam ettirmenizi öneririm. Sakın ama sakın. Karşılık vermek, seni insan yerine koyan da kabahat demek, yapacağınız son şey olsun. Sonuçta siz medeni bir adım atıyorsunuz. Karşılığında da medeniyetten uzak bir tepki görüyorsanız, ileride siz değil, karşınızdaki kişi bunun pişmanlığını yaşayacaktır. Siz sessiz kalın, sakin kalın, ısrarcı olmayın ve asla hırs yapmayın. Diğer yandan engelleme olayında bir hatanız yoksa, haklıysanız ya da haksızlığa uğradıysanız yine bu konuda ısrarcı olmayı kesinlikle önermiyorum. Biraz sabırla süreci beklemek en mantıklısıdır. Tabii ki karşılığında yine engele basmayın. Sadece bekleyin. Sevgili dostlar, her ilişkinin dinamiği farklıdır. İlişkiyi yaşayan kişilerin karakteri farklıdır. O yüzden farklı farklı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Önemli olan medeni şekilde bu süreci yürütmeye çalışmanızdır. Eğer medeniyetten koparsanız gerisi çığ gibi büyüyecek ve sonrasında pişman olacağınız boyutlara gelecektir. Belki haklıyken haksız durumuna düşeceğiniz yerlere gelecektir. O yüzden anlattığım şekilde tepki vermeniz, altta kaldığınızı, ezilip büzüldüğünüzü değil, medeni şekilde süreci yönetmeye çalıştığınızı gösterecektir. Bugün değilse bile yarın emin olun böyle görünecektir. Her videoda bir şekilde hatırlatıyorum. Bir kez daha aktarmak isterim. Amacımız ayrılığı bile kaliteli şekilde yaşamak. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.